Kime Diyorum'dan herkese merhaba. Yeni bir güne uyandığımızda o gün neler yapacağımız az çok bellidir. Okul, iş, alışveriş ya da arkadaşlarla yapılan planlar vardır. Ama kimi zaman işler beklendiği gibi gitmez. Bu videoda başınıza gelebilecek ev kazalarından yangına ya da ıssız adaya düşmeye kadar zor durumlarda hayatınızı kurtarabilecek 8 şeyi derledik. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Ton balığı. Balık, gıdaya ihtiyacınız olduğu bir zamanda elbette çok işinize yarar. Ancak bizim anlatacağımız ışıkla ilgili. Karanlık bir ortamda ışık kaynağınız yoksa bir kutu ton balığını mum olarak kullanabilirsiniz. Kutuyu ortasından delerek içine ip geçirip yaktığınızda size en az 2 saat süreyle aydınlatacak bir mum elde edersiniz. Sakız. Çekmecenizde ya da cebinizdeki sakızlar ağız kokusunu gidermekten çok daha fazla işe yarar. Stres giderici olmanın ötesinde sakız, yorgunluğa karşı savaşmanıza, uyanık kalmanıza ve susuzluk duygusunu azaltmanıza yardımcı olur, iştahınızı bastırır. Bunlara ek olarak çakmağınız olmadan ateş yakmak için bir pil ve sakız kabı kullanabilirsiniz. Şerit şeklindeki ambalajı pilin kutuplarına değdirdiğinizde ateş elde edersiniz. Hindistan cevizi suyu. Günümüzde pek mümkün mü bilinmez ama olur da ıssız bir adaya düşerseniz yapmanız gereken ilk iş Hindistan cevizi aramak olmalı. Çünkü Hindistan cevizi suyu vücudun aşırı su kaybettiği dehidrasyon durumlarında tedavi edici özelliktedir. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Japon doktorlar Hindistan cevizi suyunu damardan vererek tedavi uygulamışlardır. Japon yapıştırıcısı. Bıçak kullanırken ya da kesici bir aletle meydana gelen yaralanmalarda tıbbi yardım almanız mümkün değilse yapıştırıcı kanamayı ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Elbette derin yaralarda bu yöntem pek işe yaramaz. Sirke. Hemen hemen tüm evlerde bulunan sirke, gıda malzemesi olmasının yanı sıra özellikle koku gidermek için de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak sirkenin hayat kurtarıcı bir özelliği daha var. Mükemmel bir antibakteriyel olan sirke, yaralanmalara karşı enfeksiyon önleyici olarak da kullanılabilir. Kabartma tozu. Kabartma tozu evde leziz kekler yapmak için elbette gerekli. Ancak çok faydalı bir özelliği daha var. O da yangın söndürücü olarak kullanılması. Elbette büyük yangınlarda değil ama mutfakta yaşanabilecek küçük alevlenmelerde paniklemek yerine kabartma tozu dökerseniz belki de büyük bir felaketi önlemiş olursunuz. Vodka. İçki olarak tüketiminin yanı sıra vodka içerdiği alkolle kimi zaman oldukça işinize yarayabilir. Alkol güçlü bir dezenfektan olduğundan sterilizasyon için kullanabilir ya da ateş yakabilirsiniz. Sütyen. Bazı durumlarda sütyen sadece kadınlar için değil erkekler için de hayat kurtarıcı olabilir. Yangın ya da göçük gibi nefes almanın zorlaştığı ortamlarda sütyen şekli itibariyle ağız ve burnunuzu rahatça kapatabilmenizi sağlar. Bir maske kadar koruyucu olmasa da size zaman kazandırır. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve arkadaşlarınızın da izlemesi için paylaşmayı unutmayın. kimediyorum.net internet adresimizi de ziyaret edebilirsiniz. Hoşça kalın.